Dünyada yeni buluşlar baş döndüren hızla çoğalıyor. Günümüzde insan kopyalama aşamasına gelen tıp dünyası, güzellik konusunda da mucizevi tedaviler sunuyor. Bundan sadece 50 yıl önce hayal bile edilemeyen pek çok yöntem, hayali kurulan güzelliklere kavuşturuyor bizleri. Estetik ameliyatla kalkan burunlar, silikonla dolgunlaştırılan dudaklar, liposuction'la yeniden şekillendirilen bacaklar, lazerle ortadan kalkan kırışıklıklar. Belki de insanlar kaybolan değerlerin dünyasında yitip giden ruh güzelliklerinin acısını estetik cerrahiden çıkarıyor. Bugünkü konuğum plastik cerrahinin önde gelen isimlerinden Sayın Profesör Doktor Onur Erol. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Yaradanını severim, yaratandan ötürü sözü son yıllarda pek de geçerli değil anladığım kadarıyla. Çünkü kimse yaratıldığı şeklinden pek memnun değil. Ve sürekli bir değişim, özellikle de dış görünüş ve fiziksel görünüş açısından bir değişim konusunda yoğun bir talep var son yıllarda. Ve estetik cerrahi de bu talebi karşılayan uzmanlık alanlarından bir tanesi. Siz bu talebin yoğunluğunu neye bağlıyorsunuz? Efendim, bu başlangıç cümlesine katılıyorum fakat biraz da katılmıyorum. İnsan yine de kendisinden memnun. Memnun olmazsa zaten biz ona hiç faydalı olamayız. Hem yaratandan memnun hem yaratılan memnun. Ancak ufak tefek bazı kusurlar, zamanın yarattığı etkiler karşısına çıktığı zaman yine bundan faydalanmayı bilen bir insan grubu çoğaldı. Teknolojiyi takip eden bir insan grubu çoğaldı. Asıl mesele burada yatıyor. Yani ben diyor yaşlanırken niye bunlarla dolaşayım? Ben kafaca gencim. Dimağım pırıl pırıl. Yaşama sevincim var. Veya efendim ben kendimi aynada gördüğümde burnum çok kötü. Gaga şeklinde efendim aşağı sarkık. Ben niye daha iyi olmayayım? Öbür yüzümün diğer bölgeleri çok iyi. Onunla fevkalade olacağım. Demek ki bakın gene kendini beğendiği bir taraf var. Ufak bir düzeltmeyle ben niye daha hoş bir duruma gelmeyeyim? Kendimi daha çok sevmeyeyim. Ve bu sayede de başkalarını sevmeyeyim. Siz pek çok ameliyat yaptınız. Pek çok hastayı bu şekilde tedavi ettiniz ve istemedikleri yönlerini en azından biçim olarak değiştirdiniz. O şansı tanıdınız hastalarınıza ama şöyle bir dönüp baktığınız zaman bu kadar hasta içinde bu estetik ameliyatlar sonrasında insanların fiziksel görünüşleri değişebilir ama ruhsal değişiklikler de aynı zamanda değişiyor mu? Ya da ruhsal şekilde daha olumlu olmak adına da kimi zaman bu estetik ameliyatlar yapılıyor ve kimi zaman da hayal kırıklıklarıyla karşılaşılıyor mu? Çünkü insanlar mutluluğu sadece şekillerin değişmesiyle bulamazlar. Çok doğru. Teşekkür ederim bunu getirdiğinize. Bizim kliniğimizde hastaları bilgilendirme formları var. Evet. Ve bunun içinde bir cümle şunu söylüyor. Plastik cerrahi, estetik ameliyatlar size mutluluğunuzu arttırmayı sağlar. Ama size yeniden bir mutluluk, eşinizle olan sürtüşmeleri ortadan kaldırma vesaire şeyleri hiçbir zaman çünkü sağlamaz. Çünkü genelde moraliniz bozuksa işte gidin kuaförünüze saçınızı kestirin, biçimini değiştirin, rengini değiştirin gibi tavsiyeler var. Özellikle kadın dergilerinde. Artık estetik cerrahi de bunun bir parçası olmaya başladı. Mutsuz olan kadınlar gideyim işte kendimi bir güzelleştirin ve moralim yerine gelsin gibi bir hareket içerisindeler genelde. Tabii efendim burada işte önemli olan konu şu. O kişinin gerçekten mutlu olmaya kararlı olması önemli. Evet. Yoksa ben gideyim belki sadece estetik cerrahi beni hemen mutlu eder. Ben moral kazanırım. Saçımı yapayım moral kazanırım. Bu doğru değil. Biz kendisinin mutlu olmaya karar vermiş kişilerin ancak bundan faydalandığını inanıyoruz. Siz bir anlamda psikiyatriklik de yapıyorsunuz değil mi? O efendim, psikolojik tabii, olarak da yaklaşıyorsunuz. Bizim branşımızın tabii ki psikiyatriyle de ilgisi var, psikolojiyle de ilgisi var. Fakat bizim hastalarımızdan bu konuda faydalanan grup akıllı ve ruhsal olarak dengeli kişiler. Bu olmadığı zaman
bizim hastalarımız zaten faydalanmaz. Onlara biz çok büyük bir katkıda bulunamayız. Hı. Demek ki bizim hem akıllı hem de kendisinin ne olduğunu bilen ve ne istediğini bilen, mutluluğa karar vermiş kişilere çok yardımımız oluyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar, yani o insanların hayatı değişebiliyor. Çünkü neden? Karar vermiş, diyor ki ben şu bölgemi de değiştirsem ben çok güzel bir insanım, hı hı, ve şunu yapacağım. Buna karar vermiş ama. Bakınız, muğlak diye söylediği şey. Ve onlar tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir değişime uğruyorlar. Pozitif yönde. Peki önceden kararlı olup daha sonra pişmanlık duyanlar oldu mu? Olabilir efendim. Yani şöyle olabilir. İşleri rast gitmeyen veya doğru bir seçim yapmayıp bir plastik cerrahi yerine başka yerde yanlış bir tedavi gören kişilerin de biz ne kadar acı çektiğini biliyoruz. Çünkü onları düzelttirmek için bize gelenlerden bunu görüyoruz. Adeta bunalımdalar. Evet. Doğru. Haklısınız. Bu da tabii ki iki tarafı keskin bir bıçak. O bakımdan hastanın hekimini çok iyi seçmesi gerekiyor. Bu hekim seçmede de muhakkak onun diplomalarına, eğitimine, hakikaten plastik cerrah olup olmadığına, evet, bakıp hatta sadece bunlarla yetinmeyip birkaç hastasını görmesini öneriyor Amerikan Plastik Cerrahi Derneği. Yani ister profesör olsun, ister normal bir uzman olsun veya basında da çok çıkıyor olsun. Bunlar hiç önemli değil. Şimdi burası çok önemli bir konu. Bunu biraz daha detaylandırmak istiyorum ben, müsaade ederseniz. Genel cerrah da estetik cerrahi yapabiliyormuş. En azından kanunlar buna müsaitmiş. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim, bu bir etik konusu. Ben size kendimden örnek vereyim. Ben aynı zamanda genel cerrahi uzmanıyım. Evet. Ama ben genel cerrahin üstüne plastik ve rekonstrüktif cerrahi İhtisasımı yaptım ve o konuda da geliştim. Yani genel cerrahi eğitimi almış, o konuda yoğunlaşmış bir doktor artı estetik cerrahi üzerine iş yapmak istiyorsa, estetik cerrahi üzerine de artı bir efor sarf edip çalışma yapması efendim gerekiyor. Efendim, tabii ihtisas alması lazım. Evet. Çünkü bu etik olarak da böyle, hastayı düşünme yönünden de böyle. Bakınız, ben gene bu örneği veriyorum. Bugün yüzlerce, binlerce belki eğitim esnasında genel cerrahi ameliyatı yapmışımdır. Bana hiç kimse şu anda genel cerrahi ameliyatını yaptırmaz. Çok ayıplarım bunu yapanı da. Kime herkes yollarım? Kendi uzmanlık alanında tabii. Çünkü o kişi yapıyor. Bu konuda okuyor, eğitim görmüş, ona devam ediyor. Ne yaparım? Hemen başka arkadaşıma onu refere ederim. Bunun usulü zaten böyledir. Kanunlar ille de her şeye muhakkak bir sınır koyma durumunda değildir. Ama kanunların işte özellikle yaşadığımız son olaylar sonrasında birebir her şeyi anlatması, yazılı olarak bize sunması yönünde bir en azından görüş var. Oysa ki tahammül denilen bir gerçek de var. Kanunları bilip onların yorumu bize ait. Yeter ki doğru bir yaklaşım söz konusu olsun. Tabii kanunları yapıcılar başka. Yoksa suistimal etmek çok kolay bir yol. Dolayısıyla genel cerrahlar kanunlar yasaklamadığı için estetik cerrahi konusunda da ameliyat yapabilirler. Ve hatta tahmin ediyorum son yıllarda da bunun örneklerini daha fazla görmeye başladık. Evet. Çünkü estetik cerrahi adeta pek çok yerde, Türkiye'de de olduğu gibi sınıf atlama anlamına gelmeye başladı. Örneğin geçen sene Aktüel Dergisi'nin yaptığı bir haberi şimdi ben burada dile getirmek istiyorum. Bu haberi Varoş'ta Ajda Patlaması adında sundu Aktüel Dergisi. Ve bu habere göre Varoşlarda yaşayan insanlar, ki onların gelir düzeyi de ortadadır, onlar bile 3 kuruş yevmiyelerini biriktirip estetik ameliyat oluyorlarmış. Dolayısıyla kimseyi tabii ki karşıma alarak bunu söylemek istemiyorum ama bu neyin göstergesi, onun altını çizmek istiyorum. Bu her yaştan, her gruptan, her gelir grubundan, her eğitim seviyesinden insanın estetik operasyon yaptırmak konusundaki yoğun talebinin bir göstergesi. Dolayısıyla da tahmin ediyorum bu talebi karşılayacak uzman doktor sayısı çok fazla olmadığı için pek de uzman olmayan doktorlar bu işe el atmış gibi.
ben düzeltmeler yapabilir miyim? Lütfen. Evet. Efendim, Ajda Hanım'ın ismi gayet büyük. Herhalde onun ismini Akciğer Dergisi kullanarak haberine bir boyut kazandırmak istemiş. Ama Ajda Hanım'dan önce de varoşlardan çok kişi bu ameliyatı oluyordu. Ve ben senelerce verdiğim röportajlarda hep bunu vurgulamak istiyordum. Ben Ankara'da Hacettepe'deyken gene bana birçok röportaj için ulaşıyorlardı. Efendim, estetik cerrahi lüks değil mi? Bu soru geliyordu. Şimdi artık gelmiyor bu soru. Çok ilginçtir. Ve ben onlara şunun cevabını veriyordum. Herkesin bir hürriyeti var. Bir kişi parasını biriktirir, villa alır. Parasını biriktirir, elbise alır. Öbürü araba alır. Öbürü tatile gider. Bir diğeri de kendisine bir ameliyat yaptırıp kendisini beğenmek ister. Ve bunun için de para biriktirir. Bu yalnız bizde değil. Amerika'da da vardır. Evet. Sekreter senelerce parasını biriktirir, yüzünü düzeltir. Çünkü işini daha iyi yapacaktır. Hem arkadaşına daha iyi olacaktır. Öyleyse bu varoşlardaki patlama falan, varoş meselesi bile doğru değil. İnsan önemli olan. İnsan insandır. İnsan köyde de insandır, şehirde de insandır. Yani bir anlamda herkesin beğenilme ihtiyacı var, herkesin güzel görünme ihtiyacı var. Bir örnek vermek istiyorum izniniz olursa. Tabii lütfen. Benim kanserli bir hastam vardı. 5-6 haneli bir köyden. Bunun bütün yüzünün yarısını almıştık. Ve boynundaki bütün lenflerini almıştık. Ve yüzünün yarısı. Ve sonunda bunlar kontrole giriyor. Gayet güzel. 15 sene hiçbir şey olmadan yaşadıktan sonra bir gün geldi. Doktor bey dedi, sağ ol. Sağlığım kavuştum. Çok iyi. Ama dedi, ben dedi aynaya baktığımda dedi, şu yüzümün yarısı çökük ya dedi. Çok üzülüyorum dedi. Aynen bakın. Çok üzülüyorum. Acaba bunu bir doldurmak mümkün değil mi? Şimdi bu çok insanı etkileyen bir olay. Yani insanı anlamak lazım. İnsanla oynamamak lazım. İnsan o kadar büyük bir varlık ki bunun yeri ve değeri her yerde var. Yani köyde de olsa var, öbür tarafta da olsa. Peki ancak böyle yoğun bir talep olduğu zaman da acaba bu talebi karşılayacak ölçüde ve sayıda uzman doktor var mı? Bence var efendim. Çünkü plastik ve rekonstrüktif cerrahide üye sayımız 275. Üye olmayan da 50-325. Bunun dışında yeni ihtisasa giren insanların sayısı en aşağı 150. Herhalde tahmin ediyorum pek çok doktor da bu yoğun talepten sonra bu alanı tercih etmeye başladı. Tabii. Talebi şey yapıyor. Fakat burada çok önemli bir olay var. Kısa devre yapan arkadaşlar var. Bu çok meşakkatli bir yoldur. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi eğitimi 6 yıldır. 6 yılda bütün o bilimin ana temellerini öğrenen kişi ondan sonra estetiğe başlar. Demek ki estetiğe birdenbire girmek hiç doğru bir şey değildir. Ne yapıyor arkadaşlar? Pratisyen hekim nedir? Estetik cerrahinin bir yerinden bir şey gidiyor, seyrediyor, onu yapıp para kazanmaya ona gidiyor. Efendim öbürü gidiyor, gene kısa yoldan devreye girip plastik ve rekonstrüktif cerrahinin estetik kısmına ne yapıyor? Üçüncü yılda, ikinci yılda, birinci yılda dalış yapıyor. Bu dalış son derece kötü sonuçlar verecek bir yöndedir. Hem hasta için, hem plastik cerrahinin geleceği için. Çünkü biz arkadaşlara diyoruz ki bu eğitimi almanız şart. İyi yetişmeniz şart. O zaman ne yapacak bu arkadaşlar? Yavaş yavaş öbürleri gibi olmaya başlayacak. Peki siz bunu dernek dediniz, bir zorunluluk haline getiremez misiniz? Öyle bu zaten zorunluluk halinde efendim. Biz dernek olarak bununla epey bir savaş veriyoruz. Yalnız biz vermiyoruz. Dünyadaki bütün plastik cerrahlar veriyor. Çünkü bunun bir norma oturtulması şart. Aksi takdirde kaos başlar. Anarşi başlar tabii. Yurt dışıyla mukayese ettiğimiz zaman siz de pek çok kongreye katılıyorsunuz. Yurt dışında da bu işi takip ediyorsunuz bildiğim kadarıyla. Mukayese ettiğinizde Türkiye'deki plastik cerrahinin eriştiği, yakaladığı düzey yurt dışına kıyasla nerede? Efendim bunu ben en aşağı bir 8-10 senedir söylüyorum. Biz hiçbir surette Amerika'dan aşağıda değiliz. Bir tek eksiğimiz var. O da herhalde ekonomik nedenlerden olsa gerek. Araştırmaya çok büyük bir
fon ayıramıyoruz. O yüzden de ne yapıyoruz? Biz Amerika'ya araştırmaya gönderiyoruz arkadaşlarımız. Şu anda mesela bizim klinikten bir arkadaş var. Yani olan teknikleri ve yenilikleri takip etmek. Kesin olarak biz onlardan aşağı değiliz. Şimdi size bir örnek vereyim. Dünyadaki belki en elit bir grup. Onun kongresindeydik. Burada 3 tane Türk tebliğ veriyordu. 100 tebliğden ancak 25'i kabul edilen bir kongre. Düşünün. Ve çok kişi %80'i kabul edilir. Hayır. 25'i. 3 tanesi Türk'tü bunun. Ve bir kokteylde konuşuluyor. Bu Türklere ne oluyor? Bunlar son senelerde patlama yaptı. Türkiye'deki plastik cerrahi olan yoğun talep de herhalde doktorların daha bu işleri tecrübe etmesine imkan tanısı. Hayır tabii efendim. Yani şimdi Türkiye'de bu işin patlaması şeyle falan değil, özentime ses değil. Baktılar. İnsanlar gördüler. İnsanlar çok akıllı. Bakmayın yani bazıları evet aldanıyor bir kere iki kere ama çok akıllı. Görüyorlar. Büyük bir güzellik var plastik cerrahide. Büyük bir ilerleme var. Son derece güzel sonuçlar alınıyor. Onları göre göre özeniyorlar. Kötü sonuçlardan özenirler mi? Kötü bir vaka gördüklerinde kaçıyorlar. Öyleyse demek ki Türkiye'de de bu plastik ve rekonstrüktif cerrahi ki bunun içinde estetik cerrahi vardır. Ne oluyor? Üst düzeyde. Üst düzeyde olunca halk da çok mutlu. Ha, arada olan kazalar, ufak şeyler, hatalar, mutsuzluklar olabilir ama genel olarak baktığımızda biz hakikaten iyi bir durumdayız. Ve benden ne kadar mutluyum bilemezsiniz ben bunları bu laflara duyunca. Yalnız bana söylemiyorlar bunu. Öbür iki tane Türk arkadaş da Amerika'da şu anda. Yani orada şu anda araştırmalarla uğraşıyorlar. Onları böyle çağdaş teknikleri ulaşıp onları uygulamak. Tabii onlarla konuşmaları bu şekilde. Onlar da çok mutlu oluyor. Yani. Sizin uluslararası literatüre girmiş 15 tekniğiniz var bildiğim kadarıyla. Bunların hepsine tabii değinmek mümkün değil ama bir tanesi çok ilginç. Turkish Delight dediğimiz sizin de en ünlü tekniklerinizden bir tanesi. Nedir bu Turkish Delight tekniği? Efendim Turkish Delight şöyle. Bir yöntem geliştirmiştim ben. Burunda. Estetik burun ameliyatında. Bu yöntem öyle bir yöntem ki buruna istediğiniz şekli veriyorsunuz ve natürel oluyor. Elleseniz dahi bir çıkıntıya hissetmiyorsunuz burnun üstünde. Böylece burun ameliyatı olduğu hastanın belli değil. Şimdi ben bunu yine çok elit bir kongreye göndermiştim. ÖRAPS diye böyle çok az kişinin katılabileceği bir şey. Burada takdim ettim. Takdim ettikten sonra çok ünlü bir Fransız cerrah elini kaldırdı. Dedi ki ben bunun özetini aldığımda derhal 4 hastama tatbik ettim. Dedi bu Turkish Delight'ti. Çok hoş. Oradan kaldı. Neden? Çünkü hakikaten çok güzel bunun şekli verilebiliyor. Ve birçok kongrede en aşağı 10-12 kongrede bunları takdim ettim. Son olarak da Polonya'da bunun kursunu verdim. Yani canlı ameliyatla öğreti verdim. Çünkü bayağı ilgi var. Çok hoş sonuçta alındığı için, öyle komplike de bir şey olmadığı için ve Türk lokumu gibi de olduğu için son derece İsmiyle ilgi çekiyor. Özdeşleşmiş bir teknik. Evet. En çok burun estetik operasyonu mu talep görüyor? Efendim Türkiye'de birinci sırada burun. İkinci sırada liposuction'la vücut şekillendirmesi. Yurt dışında meme farklı büyütme. Mı yani? Farklı. Amerika'da örneğin yüz germe, göz kapağı bunlar birinciydi. Şimdi son 4-5 senedir liposuction'la vücut şekillendirme konusu bire geçti. Özellikle selülitler gündeme geldikten evet, evet. sonra çünkü olsa gerek. Neden ama birinciye geçti? Yani bunu da burada vurgulamak isterim. Tek yöntemdir ki kesin sonuç alabilsin. Yeter ki iyi yapasın tabii ki. Çünkü bunu yaptığınız zaman oradaki yağ fazlalıklarını giderirken hücreleri de aldığınız için orada nüks olma ihtimali çok az. Bir daha yağ hücresi tabii. Öbür yöntemlerle indiriyorsunuz tekrar oluyor aynı yerde. Önemli olan o şekli vermek zaten. Peki bu
konuya yönelen pek çok hanımın, tahmin ediyorum, dergilerde bu konudaki haberler söz konusu olduğunda farklı tanımlarla karşı karşıya kalıyorlar. Örneğin liposuction var, body shaping var, body sculpturing var. Bu tanımlar biraz liposhaping var. Anlam kargaşalığına da neden oluyor. Evet. Bunların hepsi aynı teknikler mi, üç aşağı yukarı, yoksa birbirinden belirgin farklılıklar söz konusu mu? İnsanları şaşırtmak için yapıyorlar. Şimdi bakınız, lipo yağ, suction emme, evet, yani yağ emme demek. Şimdi liposuction'ın zaten yapılış nedeni vücuttaki şekli yapmak, sculpturing, heykeltıraşlık yapmak, contouring, konturlarını düzeltmek, shaping, gene shape vermek. Bunlar İngilizce kelime. Yani, evet. Şimdi shaping'in ne olduğunu birçok kişi pek anlamıyor herhalde. Shaping yeni bir şey zaten. Shaping şekillendirme demek. Zaten ne yapıyoruz biz? Şekillendirme. Neyle yapılır bu teknik olarak? Liposuction'la yapılır. Kesin olarak başka bir yöntemle. Çünkü yağ emmeden oradan böyle bir şey yapmanıza yani ilk bu tanımlar aynı farklı şey. Da olsa aynı işlem şey, aynıdır diyor. Biraz kafa karıştırıp sanki yeni bir şeymiş gibi bunu sunma var. Bu da hoş değil tabii. Bizim pek hoşumuza gitmiyor. Dernek olarak da hoşumuza gitmiyor. Aslında insanlara doğru dürüst bunun ne olduğunu anlatmak lazım. Kırışıklıklar da tabii ki önemli bir nokta. Özellikle evet, hanımlar için tahmin edeceğiniz gibi. Şimdi eskiden yüz gerdirme vardı. Oysa son yıllarda lazerle kırışıklıkları yok etme yöntemine girilmeye başlandı. Siz hangi yolu tavsiye ediyorsunuz? Efendim, şimdi yüzün şekli bir bütün. Ve burada kişilere göre değişen değişik nitelikler var. Kimisinin yüzünde sadece kırışıklık var. Kimisinde sarkma ile birlikte kırışıklık var. Kimisinde doku erimeleri var ve dokuların çöküntüleri var. Kimisinde kaşları, gözleri, kapaklar sarkmış durumda. Şimdi kişiye göre bunun değerlendirilmesi lazım. Ancak sizin mesajını vermek istediğiniz konu şu: lazer sayesinde, yeni teknikler sayesinde büyük ameliyatlardan kurtulma imkanı var. Evet, var. Çünkü evvelce birçok kişiye şu ameliyatı yapalım derken şimdi size artık bu ameliyatı yapmamıza henüz gerek yok. Size doku enjekte edelim. Çizgilerinizi dolduralım. Buralardaki erimiş dokuları yeniden yerine koyalım. Bu arada da üstten de bir lazer yapıp hem kırışıklıkları alalım hem de vücudun biraz da bu kontraksiyon kabiliyetinden faydalanıp onların büzüşmesini ve böylece de hafif sarkmaları giderir. Bitti. Ancak lazer yeni bir yöntem. Özellikle lazerle epilasyon söz konusu olduğunda biraz bu yönteme şüpheyle bakılıyor. Çünkü 3-4 senedir uygulanan bir yöntem ve sonucunun ne olacağı belli değil bu konuda. Yeniden tüylenme söz konusu olabilir diye bazı şüpheler var. Kırışıklıklar için de bu geçerli mi acaba? Şimdi efendim, lazer, kırışıklıklar için olan lazer, iki cins lazer var şu anda top level'da. Bunun da çok iyi olması lazım kaliteli. Çünkü bunlar kompüterize cihazlar. Yani böyle uydurma cihazlarla bu iş olduğu zaman olmaz. Ve son derece kaliteli cihaz olmaz. Öyle kompüterize ki 30 mikron, 60 mikron ne kadar derinliğe gittiğinizi biliyor. CO2 laser var. Bu çok böyle daha derin ve daha güçlü, kalıcı bir sonuç istediğinizde buna gitmeniz gerekiyor. Erbium laser var. Bu daha hafif soymalar için gerekiyor. Yani bunların sonuçları ne şekilde? Sonuçları tabii ona geliyorum. Çok denenmiş vaziyette. Zaten laser teknoloji 1976'lardan beri deneniyor da bu hale gelmesi 4-5 sene. O zaman epilasyon içinde sonucunu da, siz garanti kabul edebiliyor musunuz? Hayır, ona gelmiyorum. Şimdi öbürlerinden bahsediyorum. Örneğin bizde şu anda hem erbium var hem CO2 var. İkisini birden birleştiriyor. Niçin? Kızarıklık azalsın diye. Ve hakikaten burada yapılan histolojik çalışmalarda ciltte iyileşme, yani cilt tabakalarında iyileşme sağlandığı saptanmış. Yani özetlersek evet, lazer cilde yönelik tedavilerde garanti kabul edilebilir. Garanti ama lafı hiçbir surette bizim hoşumuza gitmez. Hayır. Ama yapılan araştırmalar lazerin son derece geçerli bir yöntem ve şu anda da en geçerli yöntemlerden birisi olduğunu gösteriyor. Ama epilasyona gelince çok dürüst konuşması lazım insanların, hastalara. Epilasyon lazeri bundan
4 sene önce çıktığında ben şüpheyle bakıp soruşturmalar yapmıştım ve kesinlikle almadım bu aleti. Araştıra ve sonunda da birçok mahsurların ortaya çıktı. Sonunda hastalarımın arzusuyla birçok araştırma yapıp bir epilasyon lazerini aldım ki bu mesela yapıldıktan sonra güneşe çıkabiliyorsunuz, bir zararı yok. Sonra hakikaten %60'la %70, %80'lere kadar varan bir zayıflatma yapıyor. Hiçbir zaman sıfıra indiren bir epilasyon lazeri yani dünyada yok. Yani mucizevi sonuçları dünyada beklememek. Yok. Buradan veriyorum gerekir. Mesajı, insanlar bunu söyleyenin yanından kaçsınlar. Evet. Çünkü doğru söylemeyen bir insan her şey yapabilir. O bakımdan doğru söyleyeni bulsunlar muhakkak. Son olarak siz de estetik operasyon geçirdiniz. Sizin kurduğunuz Plastik Cerrahi Bilim Enstitüsü'nün doktorları, uzman doktorları bildiğim kadarıyla ameliyat etti sizi. Nasıl verdiniz bu kararı ve ameliyatın sonucunda neler oldu değişen? Efendim, şimdi ben hastalığımla uğraşıyorum. O kadar çok yoğunum ki görüyorum, gözlerimin kapaklarım çok inmiş. Fakat kendime bir türlü vakit ayıramıyorum. Kaç hastamsa, peki siz niye yaptırmıyorsunuz? Aha, doğru dedim, yani vaktim olmuyor ama yaptıracağım herhalde. Yaptıracağım. Eşim çok destek verdi. Eşim tam tatile gitmeden tamam dedi. Sen artık dedi kendine de bir şey ayırman lazım. Bunu şu tarihte yapıyoruz. Tamam dedim, yapıyoruz. Ve tabii ki kendi yetiştirdiğim kişilere kendimi emanet ettim. Yapılan o sarkan üstüne gelen deri parçası çıkarılarak blefaroplasti diyoruz buna. Bu alındı. Bir de kaşlar sarkıyor. Benim geliştirdiğim bir asma yöntemi, ameliyatsız. Dikişle asılıyor sadece, tamam mı? Onun maksat kaşın aşağı inmemesi. Yani germe ameliyatı değil bu. Ameliyat da değil zaten. Onu da yaptırttım. Bayağı da hoş oldu. Evet, memnunum çünkü görmemde dahi. Evet, birçok hastalarım merakla bu kadar ilgi uyandıracağını da hiç bir yandan da beklemiyordum. Sizin yaptığınız işin de güzel bir örneğini sunuyorsunuz. Tabii. Bence bunu saklamamak lazım. Çünkü bakınız, yaş ortalaması ülkemizde de çok artmış durumda. Beynimiz güzel çalışıyor, elimiz güzel çalışıyorsa ve biz kendimizi de genç, hala dinamik hissediyorsa, öyleyse yüzümüzü de ona uydurmamız lazım. Ama bunu düşünmeyen de uydurmaması lazım. Yani demek ki insanın vereceği bir karar, kendisinin vereceği bir karar. Çok teşekkür ederim efendim programa katıldığınız için. Bize güzellikler sundunuz, verdiğiniz bilgilerle. Programımızın sonunda konuklarımızı uzattığımız bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Ben teşekkür ederim efendim. Ne geliyorsa lütfen bu.